Evet, Bismillah. Kanal 7 ekranlarında muhabbet kapısından hepinize selamlar. Evet, Allah'a hamdolsun. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a salat, binlerce ona üzerine olsun ve sizlere selam olsun sevgili kardeşlerim. Her bir eklem yeri için sadaka gerekir diyor Allah Allah. İnsanda da 360 tane en az eklem var deniyor. Bunları konuşacağız inşallah. WhatsApp'larla başlayalım ve bugün inşallah başımızın, gözümüzün sadakası olsun, verdiklerimiz, yaptıklarımız, hayırlarımız diyerek söze girelim. Annem beni başlık parası için kuma üstüne evlendirdi. 16 yaşındaydım. Artı ondan sonra abilerim annemi istemedi. 11 sene ben anneme baktım. Annem benim yanımda vefat etti. Vefat edince ne o bana hakkını helal etti ne ben. Yani gerçi hiç bu konuda konuşmadık. Artı onun için yani günah mıdır değil midir? Bana günah yazılır yazılmaz. Artı annem hep bende kaldı yani. Hep de onun yüzüne haykırdım, senden nefret ediyorum. Hep senin suçun diye suçladım. Bana günah yazılır mı yazılmaz mı onu bilmek istiyorum. Evet, sanki dünyada helalleşmemişler, ahirete kalmış. Öyle anlaşılıyor. Dünyada da birbirlerine bunu efendim hatırlatmışlar. Gönüllerin kırıldığını, kalplerinin tamir edilmediğini anlıyoruz. İnşallah ahirette kolay olsun hesabı. Tabii annesine helalleşseydi de gitseydi daha iyiydi. Fakat burada bir gencecik yavrucağızı 16 yaşındayken istemediği bir evliliğe zorlamak anne babanın hakkı değil. Oradan anne baba günahkardır. Evlat haklıdır. Dünyada annesi helalleşseydi de ahirete bu hesap kalmasaydı. Ahirete kalmış. Rabbim kolaylık versin ama bize çıkan ders, çocuklarımızı zorla evlendirmeyeceğiz. Özellikle de şimdi artık belli bir çağa gelmeden, evlilik yaşına gelmeden onlara koskoca dağ gibi bir dünyanın altında omuzlarını kırdırmayacağız. Rabbim kolaylık versin, böyle bu tür evliliklerden de ders almayı nasip eylesin diyorum. Selamun aleyküm hocam. Osmaniye Kadirli'den saygı ve hürmetlerimle. Benim sorum şu. Ben sosyal medyaya videolar çekiyorum. Bu çektiğim videolar bazen çarşıdan da olabiliyor. Çarşıda olduğu için de ister istemez videoya insanlar da dahil oluyor. Benim bu insanlardan tek tek izin alma şansım yok. Ve orası çarşı olduğu için orayı bomboş bulma şansım da yok. Ben bu insanlardan izin almadan o videoyu yayınlarsam kul hakkına girmiş olur muyum? Bu sorumu cevaplarsanız çok sevinirim. Şöyle. Biz de zaman zaman gidiyoruz. İşte geçen sene Konya'ya gittik. Kanal 7 ekibi buradan gelmişti. Ben Konya'daydım. Çarşı sokağı gezdik. Tabii o sırada yüzlerce insan alışveriş yapıyor. Dükkanlar açık. Sizi merak edenler geliyor. Kameralar da çekiyor. Bizim konuştuğumuz, röportaj yaptığımız kardeşlerimiz oldu. Onlardan zaten izin alıyoruz. Ama ekranın arkasından bazıları zaten kendini göstermek istiyor. O ayrı. Bir de alışverişe çıkmış. Televizyona çıkmak ya da bir programda görünmek asla istemiyor. İstemez de haberi olsa. Onları tanınacak şekilde insanlara böyle efendim ne denir? Efendim böyle gösterecek tamamen yorumuyla birlikte bir akrabası, anası, babası, kardeşi, eşi neyse gördüğünde ya senin orada ne işin vardı bak. Şöyle şöyle olmuş falan gibi bir yoruma açık olacaksa, teşhir edilmişse bu kul hakkına girer. Özel hayata girer. Ama gölge misali, gitmiş gitmiş, kimse onu tanımıyor, kimse ondan bahsetmiyor, kameraya yansımış, arkadan birileri gidiyor. Bunun bir sakıncası olmaz diyoruz Allahu alem. Bundan dolayı bir günaha giremeyiz. Fakat dikkat etmemiz lazım. Bir insanı özellikle gösteriyorsak o insanın rızasını almak, ondan helallik almak zorundayız. Yoksa günaha gireriz. Bu çok tehlikeli bir şey. Bir de gizliden çekip göstermek, haberi olmadan onu göstermek, o da haramlara girer. Hatta Resulullah Efendimiz'in evini birisi gözetledi, pencereden baktı. Allah Resulü banyodan çıkmış, peştemal giyiyor üzerine. Elinde tarak, gümüş bir tarak. Şu tarakla efendim gizlisine bakılan bir insan, gözünü çıkarsa bakan insanın ona bir günah gerekmez dedi. Yani o kadar tehlikeli iş yapıyorsun, çıkaracağım anlamda değil ama böyle bir haram işliyorsun, dikkat et diye
gözde, kulakta hepsinden sorulacak. Evet, diğer WhatsApp. Hocam, ben bu hanıma namaz kılmadığımı, bunu hanımın namazı kılması caiz mi, caiz değil mi? Benim hanım 4 yıldan beri hasta. Hastalığın adı Hunhing Dong hastalığıdır. Namaz kılı şekli bu. Huntington. Ya bu bir hani ünlü bir isim de var da. Samuel Huntington var. Huntington hastalığı. İlk defa duyuyorum. Şeyle biraz neye benziyor? Hani eline koluna hakim olamıyor. Bu Muhammed Ali'nin hasta olduğu neydi o hastalık? Parkinson'a benziyor sanki. Parkinson'u mu kastediyor acaba? Gerçekten Huntington hastalığı var mı? Varsa da şöyle anlaşılıyor. Bu kişi kendini zapt edemiyor. Peki namaz kılmasın mı? Psikolojik olarak kılmadığı zaman daha kötüye gidiyorsa, bunu kıldığında kendine bir teselli buluyorsa bu şekilde de kılsın. O zaten mazurdur. Onu çok hor görmemek lazım. Yani bu bir hasta. Yani senin yaptığın bu hareketler garip. Hiç yapma demektense yapsın. Onun da belki daha makbul olur. Cenab-ı Hak şifa verir o niyetiyle. İnşallah karşılığını bulur. Evet, diğer WhatsApp'ımız gelsin. Hayırlı günler. Aleykümselam. Benim size sorum olacaktı. Ben uzun bir süredir beri rüyalarımda hep üç harfleri görüyorum. Böyle etrafımdaki herkes üç harfli olmuş oluyor. Ben onları görebiliyorum ama onlar bana yaklaşamıyorlar. Durmadan hem rüyalarımda hem böyle gece uyandığımda falan hep dua okuyorum. Hep Ayet-el Kürsi'yi okuyorum. Rüyalarımda dua okuyarak uyanıyorum. Bu benim dinimin eksikliğinden mi? Ve ben bu rüyaları nasıl görüyorum? Evet, bu din eksikliğinden değil. Bu korkulardan. Birincisi, çocuklarımızı cinle, periyle korkutmayacağız. İki, cin, peri bunlar insanları korkutmak için yaratılmamıştır. Onlar başka bir varlıklardır. Görünmeyen varlıklardır. Ve biz, üçüncüsü, biz onlardan güçlüyüz. İnsanoğlu yeryüzünde en güçlü varlıktır. O kıvamında olursa, iradesi yerinde olursa, tedbirini alırsa hiçbir şey ona zarar veremez. Yoksa böyle din bizim aklımızı oynatalım, efendim psikolojimiz bozulsun, huzurumuz kaçsın diye onlardan bahsetmiyor. Bunlar zararlı da olabilir, doğru ama bize ulaşmadıktan, erişmedikten sonra olmaz. Sürekli de etrafımıza gezen varlıklar değil zaten. İşte biz koronayı bilmiyoruz ama tedbirimizi aldığımız zaman inşallah bulaşmıyor. Onun gibi bir şey, tedbirli olursunuz. Korkmayız. Korkarsan daha çok psikolojin bozuldukça daha çok kendini efendim onlarla beraber hissedersin. Rüyada görüyorsun. Bir de gerçekte gördüğünü söyleyenler var. Onların kişi daha zor. Sıkıntı değil. Üzerinde durmayacaksın. Hayatı gerçekleriyle yaşayacaksın sevgili kardeşim. Ben şu anda işte işimdeyim, evimdeyim, bu yemeğimi yapıyorum, temizliğimi yapıyorum, efendim çocuğuma bakıyorum. Cinin perinin ne işi var benim yanımda? Hayatı böyle gerçekleri ama her taraftan geliyorlar, girdiler, çıktılar bilmem ne dersen kendine zindan edersin. Böyle bir hayat yok. Allah bunun için yaratmadı bizi. Devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kulfu Allahu Ahad, Allahu Samet, Lem Yelid ve Lem Yulet. Evet. Ve Lem Yekullahu Kuffen Ahad. Aferin Zeynep Miray. İhlas'ı okudu Zeynep. Teşekkür ediyorum. Fakat Zeynep'in ailesi sanıyorum Kulhu, yani Kul Hüvallahu diye başlıyor ya İhlas Suresi. Bu toplumda birçok yerde Kulhu diye böyle telaffuz ediliyor. Zeynep de ondan duymuş. Kul Hüvallahu diye başladı. Kul Hüvallahu. Şimdi Zeynep bize neyi hatırlattı? Kur'an-ı Kerim, kalemli Kur'an'ımız var bugün inşallah yine. Sayılar çoğalsın böyle okuyan kardeşlerim. İşte böyle kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim'i okutmak için kalemli Kur'an geliyor.
Efendim. Ne güzel. Yanında namaz hocası var. Bir kardeşimize hediye. Tesbih bir kardeşimize hediye. Ve dezenfektan bir kardeşimize hediye. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı. Bütün bu malzemesi içerisinde şifreleri doğru bilen, takip edin şifrelerimizi. Sonunda ilk telefon eden, ulaşan buraya kardeşimizle, üç kardeşimize üç ayrı hediyemiz var. Onu da hatırlatalım. Evet, telefonumuz hazırmış. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Muhabbet kapısından. Alo, selamun aleyküm hocam. Çiğdem Hanım Iğdır'dan arıyor. Buyurun efendim. Hocam benim size bir sorum olacaktı da o yüzden sizi aradım. Dinliyorum. Çiğdem hocam, Hanım buyurun. Hocam ben bir 10 yıl önce bir rahatsızlık geçirdim. Bu üç harfliler bana musallat oldu. Fakat sürekli tedavi gördüm. Ara ara iyi oluyorum, ara ara kötü oluyorum. Son 2-3 aydır hocam sürekli yemek falan yerken sanki böyle tabağımda bir şeyler çıkacakmış hocam. Gölge falan görüyorum. Burnuma böyle kötü kokular geliyor. Bunun hakkında sizden bilgi alabilir miyim? Veyahut da ne yapmam gerekiyor? Hangi duaları okumam gerekiyor hocam? Doktor ne diyor? Hocam doktorlara gittim. Doktorluk bir şey olmadığını söylediler. Epilepsi dediler ama. Epilepsi doktorluk değil mi? Doktorluk değildi hocam. Hocalara falan görününce işte durumun o olmasını söylediler. O yüzden sürekli bak şimdi, ben hocalardan tedavi gördüm. Bak şimdi kaçamak yaptın hemen. Sorunun cevabında kaçamak yaptın. Doktorluk bir şey değil dedin. Epilepsi dediler dedin. Epilepsi bir hastalıktır. Halk arasında SARA diye bilinir. Durduk yere olmaz. Onun bir sebebi vardır. Bir baygınlık gelir değil mi? Elin ayağın böyle çözülür. Yalıp kalıyorsun. Oluyor mu böyle sık sık? Koptu mu? Düştü peki. Şimdi doktorluk dedi epilepsi, doktorluk değil dedi epilepsi dedi. Epilepsi bir hastalıktır. Tedavisi var. O tür durumlarda ona nasıl davranılacak? Bunlar... Alo. Tekrar bağlandın mı? Peki bağlayabilirseniz sorularım var. Yoksa ben meseleyi anladım. Gerek yok. İlla bağlamak şart değil. Benim soracağım zaten söyleyeceğim buydu. İki, son aylarda işte garip kokular görüyorum vesaire. Hangi duaları diyor. Şimdi bir defa doktor tedavisini devam edeceğiz sevgili kardeşim. Şöyle bir durum yok, onu bileceğiz. Çok çabuk hemen böyle geçer gider. Hastalık böyle her hastalık yani bir nezle bile olsanız 7 günde geçiyor değil mi grip? 7 günde geçiyor. Onun için böyle hemen bir hoca okus pokus bir şey söylesin sihirli değnekle. Hatta mısın? Alo. Hocam sesin geliyor mu? Geliyor. Şimdi soru soracaktım düştü dediler. Hatta şimdi ben sana şunu söylüyorum. Bu hastalık böyle bir günde geçmez Çiğdem Hanım. Yani evet, hocam. Bu bir süreçtir. Hani grip bile bir haftada geçmiyor. Dolayısıyla öyle hemen ben hocaya gideyim bir muska yaptırayım ya da işte bir muskacıya gideyim. Siz hoca diyorsunuz o muskacılara. Bu işi kessin. Kesmez. Doktorluk bir iş seninki. Bak epilepsi dedin doktor tedavisinde olacaksın. Rahat olman lazım benim bildiğim kadarıyla. Kendini stresli bir ortamda mümkün mertebe olmayacaksın. Kendine meşgaleler bulman lazım kendi sevdiğin şekilde. İnsanlar özellikle son çağda bu dönemlerde şimdi koronayla daha da arttı. Stres bunalımına giriyorlar. Dolayısıyla evet, huzurlu, rahat ortamlar bizi her zaman zaten normal insanlar için, herkes için geçerli. Kendini rahatlatacak işler bulmalısın. Bir de Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sından efendim mesela sabahleyin, akşamleyin üçer defa Hüvallahüllezi ayetlerini, Haşr suresinin son üç ayetini oku. Bismillahillezî lâ yadurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâ ve hüve semîl alîm. Ayetel kürsü vesaire. Ama bunun yanında dediğim gibi rahatlayacak işler yapmalısın ve doktorun da tavsiyelerini dinlemelisin.
Zihninin arkasına da, şu kafanın arkasına her zaman şöyle diyeceksin. Bu da geçer yahu, bunu atlatırım ben. Ben bunu atlatırım. Ben bunu yeneceğim. Bunu moral %80 şifadır. Tamam mı kardeşim? Allah şifalar versin. Teşekkür. Geçer bu inşallah. Diğer telefonumuzu alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur kardeşim. Hayırlı günler. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben Burdur'dan arıyorum. 17 yaşında önce bir defa istemeye gelmişlerdi. Babam gibi soralım, araştıralım deyince ben çarşıdan gelirken eşim tarafından kaçırıldım. Evlenmek zorunda kaldım. Evlendikten sonra bu insandan ben sürekli hiç alkol hayatımızda görmedik. Her gün alkol alıp şiddet gösterdi. Her gün dövdü. 15 gün evden çıkamadım. Sonra bu şekilde sürekli ailemle tehdit ederek evliliğim 5 yıl sürdü. 2 tane çocuğum oldu. Bir şey sorabilir miyim o arada? Kusura bakma. Evet. Kusura, ailen ne yaptı seni adam böyle eşkıya gibi aldı kaçırdı? Aile ne yaptı orada? Ben babama aradım her gün dedim. Evet her gün dedim baba dedim bir poşet birayla geliyor. Ben ne yapayım dedim. Sabret sana zararı yoksa sabret. Başka hiçbir şey demedi. Hayır şöyle bir şey olmadı mı? Şimdi bu adam istemeye geldiler tamam da daha karar vermeden düğün dernek nişan olmadan bu adam seni... Aynen tabiri caizse böyle eşya gibi aldı kaçırdı. Evet evet. Ya ona ben, anne baba nasıl razı olur böyle bir evliliğe? Bu olmuş artık sen adın çıkmış. Sen kaçırılmışsın evlenmek zorundasın. Ailem bana baştan sahip çıkmadı. He. Ben de 16 yaşındaydım. Allah. Bir ay sonra 17 yaşına girdim. Bundan sonrası eşim altınlarımı aldı, yedi, içti, her şey yaptı bütün. Bu arada... Ben ona tabii ki ağlıyorum. Namazımı hiçbir zaman kaçırtmadım. İmam Hatip mezunuyum. Bana yaptığı şey bir gün arkadaşıyla kavga edip cezaevine düşünce ben eşime 2 yıl gittim. El işi yaptım. Ona para yatırdım. Ailesi de evlatlıktan reddetti bu kişiyi. Ben 11 aylık ve 4 yaşında çocuğumla ortada kaldım. Allah. Ailem de sahip çıkmadı. Bir iki mesela 200 lira sermaye ile ben bu çocuklarıma bakmaya çalıştım. Ve şu güne kadar 20 yıllık şu anda esnafım. Ama diyorum ki dükkanımı açtım hocam cezaevinden bir arkadaşını göndermiş yüzüne kezzap döktüm diye. Allah. Gitti ifadeyi verdi hücre cezası aldı. Okulları bekledim. Dükkanımı kapatmama sebep oldu. Bu insan cezaevindeyken dahi beni rahat bırakmadı. Çıktı yine bırakmadı. Ben buna beddua ettim hocam. Dedim ki Allah'ım ben iki çocuğa bakmaktan başka hiçbir şey yapmıyorum. Şu dedim ki kendi başını kendi yesin dedim. 4 yıl oldu evde intihar etmiş. Pompalı'da kendini vurmuş. Ben bu yaptığım bedduadan hiç pişman değilim. Ama sadece ailemin bana yaptığı, ailem evinde oturdum. 2 gözlü bir evleri vardı. Orada oturdum elektriği suyu dahi aldı. Çok zorluklar gördüm hocam. Ki, çok üzüldük ama bir taraftan da çok mücadeleci bir hanımsınız. Bırakmamışsınız peşini hayatın. Tebrik ederiz. O elektrik su parasını alan sizin anne babanız mı onların? Evet evet kendi annem babam. Hani kayınvalidem çok iyi bir insandır ama gücü yettiği kadar yardımcı oldu. Ve kendi annemden de daha çok severim. Daha halen de görüşüyorum. Çocuklarımı da götürüp getiriyorum. Hocam ben... Babamın arabası olduğu halde beni pazara 2 poşet malım dahi götürmedi. Ben hırs yaptım, araba aldım, çalıştım. Kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Babam bile de beddua ettim. İnşallah dedim. Benim yaşadığımı siz de yaşarsınız dedim. Ben çocuğuma 1 paket bezi dahi sayıyordum. Kendisi toptancıydı. Yani 1 paket bez bile vermedi. Şu anda ailem çok kötü durumda. Kirada duruyor. Her şeylerini kaybettiler. Ben vicdan rahatsız oluyorum bu olaydan. Bana günahı var mıdır? Hocam. Başka kardeşim var mı? 4 kardeşim var. Onların durumları benden hariç 3 kardeşim var. Tabii ailem yaptı bana. Ben ne zaman durumum biraz iyileşti ondan sonra ben evlatlar oldum. Ama şu anda ben de sadece Allah rızası için selamımı veriyorum. Gidiyorum 5 dakika resmiyim yani. Şu anda hocam gerçekten ben şunu söyleyeceğim size. 20 gün oldu benim arabam başına bir kundaklama olayı geldi. Şu anda her şeyim yandı. Hiçbir şeyim kalmadı. Kim yapıyor?
Şu anda saygılık araştırmasında sizinle yayından sonra konuşabilir miyiz hocam? Ben Cumhurbaşkanı'na ulaşmak istiyorum. Çok zorundayım. Tabii çok onu istedim. Peki. Size acil şifalar, acil efendim bereketler diliyorum. Rabbim kaza beladan korusun. İşleriniz rast getirsin. Amin. Peki. 19 ve 14 yaşına, 15 yaşına getirdim. İki kızım var. Başardılar da. Hani devletimiz, ben sesimi duyurmak istiyorum. Cumhurbaşkanı beni duyurdu. Gerekeni söyleyeceğim. Allah kolaylık versin bacım. Şimdi çok gerçekten roman bile belki 3-4 tane roman çıkar burada. Ama bu kadar fedakar, bu kadar çilekeş, bu kadar mağdur bir kadın çoluk çocuğuna bakıyor. Ana baba sahip çıkmamış, eşi zaten. Nasıl insanlar var bu alemde? İnsan düşürmesin, Allah bunlarla karşılaştırmasın. Çok zor durumda bir kardeşimiz. İnşallah bu direnmesini devam ettirir. Her çıkışta bir iniş olabilir. İnişten sonra bir vesile çıkışa sebep olur. İnşallah atlatır. Ama böyle bir ana baba olmaktansa olmasın, böyle bir eş olmaktansa olmasın, Allah kimseye nasip etmesin diye dua ediyorum. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Diğer telefonu alalım. Selamünaleyküm. Buyurun. Aleykümselam. Merhaba hocam. Merhaba kardeşim. Buyur. Benim birkaç tane sorum vardı da hocam. Dinliyorum. Benim annemle babam vefat etti. Vefat etmeden önce babam annemin 3 yıl boyunca eziyet etti. İşkence etti, darp etti. Daha sonra istiralar attı anneme. Hı-hı. Daha sonra da babam annemi öldürdü. Bir dakika, ne oldu? Baba mı öldürdü anneyi? Evet, babam öldürdü. Evde? Başka bir yerde, bizim haberimiz olmadan. Neden? Öldürdü. Nasıl planlıyor onu? Biz Tekirdağ'da yaşıyoruz. Köyümüze gitti ve bize yalan söyledi. İstanbul'a gideceğim dedi. Kim söyledi? Annem mi baba mı? Babam bize söyledi ve annem köyde yaşıyordu o zamanlar. Ayrıydı değil mi onlar? Ayrıydı. Boşanacaklardı. Tamam. Daha sonra Giresun'a gitti ve bu olayı gerçekleştirdi gece 3 civarında. Daha sonra da kendisi de intihar etti. Al. Evet. Bu da bir acı. Bu da büyük bir acı. Evet. Efendim? Büyük bir acı. Evet. Büyük bir dram yani. Zaten psikolojik tedavi görüyorum. Sen bunları tabii kaç yaşındaydın sen bunları gördüğünde? Daha yeni oldu. 8 ay oldu. Bunlar evet. Olalı. Bunlar olalı. Sen şimdi tabii moralmen çöktün. Psikolojik tedavi görüyorum diyorsun. Evet. Evet. Ben intihar etmeye de kalkıştım. Her şeyi yaptım. Ama sürekli benim bir şey çekiyordu beni. Ama şimdi anne, annenin babanın sonunu gördün. Ha intihar çözüm mü? Çözüm değil ama o anki psikolojiyle oldu. İşte dünyanı, yani ama yapmadım öyle. Dünyanı da karartıyorsun. Ahiretini de bitiriyorsun. Şimdi evet. burada bakın öfke, kin, Allah'ın yolundan ayrılmak, eziyet, şiddet. Bunların sonu nereye kadar gidiyor hiç? Bunlar evlenirken bu anne baba çocukluğunu, gençliğini düşünün. Böyle bir sonla karşılaşacaklarını dünya söyleseydi kabul ederler miydi? Etmezler. Asla. Asla etmez. Ama nasıl geliyor insan böyle adım adım? Kendi gidiyor ya, kendi gidiyor. Yani öyle bir şeytanın oyuncu haline geliyor ki nefis. Allah ıslah eylesin. Şu içimizde bir düşman var. Dünya onu yapamaz. O kötülüğü yapamaz. O düşman bize her şeyi yaptırıyor. Onun için dinin, imanın kıymeti ne kadar önemli. Allah'ın yolunda yürümek ne kadar önemli. İnsanın bazen kendini suçlu hissedecek kadar, bazen suçu kendinde görecek kadar erdemli olması ne kadar önemli. Affetme ne kadar önemli. Kini, gayzı yenebilmek ne kadar önemli. Öfkeyi dindirebilmek ne kadar önemli. Bunlar olmadığı zaman, ben her şeyim dediğiniz zaman, kendinizi kral, tanrı gibi görmeye başladığınız zaman, ya benim ya hiç diyorsunuz, işte hanımı öldürüyor. Ya benim ya hiç, ya benim olacaksın ya hiç olacaksın. Böyle saçmalık olmaz ya. Biz aciziz sevgili kardeşlerim. Ama geçen güzel bir söz Sa'di Şirazi'den birisi nakletti. Diyor ki Sa'di Şirazi, insan bir damla kan ama 100.000 şüpheden oluşuyor.
Bir damla kanız biz ya. Ama beden olarak aciziz diyoruz, zihin olarak tanrılık yapıyoruz. Krallık yapıyoruz. Kime faydası var? Kimseye faydası yok. Kime zararı var? Başta kendimize, ailemize zararı var. Yazık. Onlardan ders al hiç olmazsa. Kendine kadretme. Efendim, etraftan da danış, akıl al. Zor zamanlarda insanlar ne kadar çok danışırsa, bizi araman da onu gösteriyor zaten, danışmış oluyorsun. Ayakta kalman o kadar kolay olur. Rabbim inşallah kolaylık versin. Bak bir de dua tavsiye edeyim sana. Böyle bütün günahların çoğu buradan kaynaklanıyor. Neden biliyor musun? Peygamber Efendimiz'e geldi bir zat, dedi ki ya Resulallah bana nasihat et. Peygamber Efendimiz la ta'adab, kızma dedi adama. O bunu küçük gördü. Bunu küçük gördü. Bak şifre geliyor. Şifreleri takip edin arkadaşlar. Bunu küçük gördü. Biraz sonra gene geldi peygamberimize, dedi ki ya Resulallah bana bir daha nasihat et. Gene kızma adam dedi. La ta'adab. Üç sefer kızma dedi. Kızma. İşte kızmamak için şu duayı da çok okuyalım. Allah'a sığınırım. Allahümme affirli zembi ve esib gayza kalbi ve cinni min mudillatil fiten ve ma ahyeytena. Allah'ım günahımı bağışla. Kalbimdeki öfkeyi dindir ve bizi yaşattığın sürece beni saptırıcı fitnelerden koru. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbim kinini, gayzını, öfkesini yenebilen gerçek pehlivan budur. Zaten öyle diyor Peygamberimiz. Güreşte yenmek değil maharet. Kinini yenmek esastır. Kini yenerse, öfkeyi yenerse insan elinden kaza çıkmaz. Allah elimize, dilimize, belimize sahip olmayı nasip eylesin. Evet, bir telefon daha var. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hayırlı günler. Buyurun efendim. Benim 7 sene oldu olay olalı. Benim oğlum 40'lı bebeğe bıraktı. Karısı çok kıskançtı. 3 çocuklu kadını, gelinin arkadaşınınla evlendi. Bir dakika. Çocuğu oldu. Evet, iki karısına... tane. 16 yaşında bak. Büyük oğlu 16 yaşında. Öbürü de 5'e gidiyor şu anda. Çocuğum 40'lıydı, evlendi. Kadını aldı getirdi. Kadın bize çepe aldı. Bütün şöyle kötü, bir gelinimiz iyi, oğlumuz bize cephe aldı. Gelinle barışacaksın. O evlendiğini de mi evine getirdi? Evet evet, gelinle demiş zaten. Ben demiş eğer ki hani sen beni kıskanıyorsun, bana bağırıyorsun, ben seni istemesen en sevdiğin arkadaşını alacağım, sana da seni aldattığım zaman da sana söyleyeceğim. Peki demiş. Nikah var mı? Düğün? Tabii ki nikah yaptılar. Öbürünü boşadı, berikini aldı. Boşadı. Boşadı. Büyük çocuk yanımızda. Küçüğü annesinde. Evet. Gelin de tarlalara, tapanlara gidiyor da yapıyor. Gelin de bize gelmiyor zaten. Büyük gelin gelmiyor daha bize. Bizim ablalar, kız kardeşleri hepsine çepe aldı benim oğlum. Babayla da konuşmuyor. Hiçbirimizle konuşmuyor. Benden de yeni yeni barışmaya başladı. Ben ne yapabilirim, ne yapabilirim? Ben bunları barıştırmak istiyorum. Eskisiyle mi? Yok yok, oğlum babasıyla barışsın istiyorum ama benim oğlum baba barışıyor oğluyla, gelini istemiyor. Gelin de illaki karım almasa ben de gelmiyorum diye. Onun 3 tane çocuğuna bakıyor, bize yok. Anladım. Şimdi tabii insan pişman olur mu? İnşallah olur. Yani insan sabah başka, akşam başka insan oluyor. Öyle enteresan, değişen bir varlık. Güven de olmuyor. Yarın ne yapacağını bilemiyorsunuz. İşte çoluk çocuğuyla beraber bırakıyor, terk ediyor. Gidiyor bir başka kadına tutuluyor. Evet. Yuvayı yıkıyor. Şimdi burada evet. Bir yuva yıkmış. Ana babayı, herkesi terk etmiş. Evet. Kendi başına buyruk bir evlat var. Hayırsız evlat dediğiniz işte bu. Başka ama ne? Hocam nasıldı biliyor musun? Lafını balla kestim. 4 dörtlük bir evladımızdı. 2 tane abla bir tarafa, bir oğlum var zaten. 4 kız bir oğlum. Oğlum bir tarafaydı. Onun için demişler ya, ne olduğum değil ne olacağım diye korkması lazım insanın. Allah şaşırmaz. Ben eşimin telefonundan geçen bir arattım. O çarşambadaymış eşim. Ondan sonra aranmadı daha. Ben de dedim bugün yine ara da dedim. Bakalım ben eşimi barıştırmak istiyorum. Anladım, tamam. Şimdi 3 şey söyleyeceğim. 1. Allah herkese hayırlı evlat nasip eylesin. 2. Amin. 2. İnsan pişman olabilir. Ona da şans vermek lazım. Bu önemlidir. 3. Şu yalancı dünyada herkes birbiriyle küs gitmesin. Barışma imkanı varsa barışalım derim. Bu iyilikten zarar gelmez. Allah yardımcın olsun.
İnşallah ıslah olur. Sen barıştırmaya çalış ama öbür gelinin de hakkını unutma. O çocukların hakkını unutma. Çocuklar tabii ki. Heh. Eşim diyor ki şimdi mesela ben yerleri böleceğim ama 3 tane torunum var onun üstüne vereceğim. Ben oğluma bir şey vermeyeceğim diyor. Ben de diyorum ki öyle olmaz. Yine babayı da razı et. Babayı da kırmayın. Baba da haklı. Anda, haksız değil. Evet. Öyle sadece hemen oğlun sana döndü diye oğluna dönme sen de bak. Yanlış yaparsın. Hayır dönmüyorum hocam. Şu anda eşim de yanımda. Ben istiyorum ki hani benim 4 çocuğum var. Doğru. 5 çocuğum var. Hepsi beraber el ele verilsin. Tamam. Hani baba yapabilirsiniz. Anne, yapabilirsiniz ama baba da o gelin de hakkı önemli. Bak unutma. Tamam mı? Sen büyük gelinin. Sen de arayı bulacağım diye hepsiyle kötü olursan daha kötü bir yola gidersin. Sen önce büyük gelinden ve kocandan vazgeçme. Bak burası çok önemli. Hayır. Ben sadece istiyorum ki oğlum. Ben biliyorum. Anladım. Şimdi beyin de yanında bak dinliyor. Onun yanında söylüyorum. Evet, diyorum evet. ki sen bu hayırsız, bu kadar zulmü yapan bir çocuğa dönerek eşinle, gelininle, eski gelinle kötü olma. Birinci vazifen bu. Evet. Önce bunlar. Darda zorda bunlar senin yanındaydı. Şimdi öbürü yalan da söylüyor olabilir. Seni kandırıyor da olabilir. O ihtimali de unutma. Çok özür dilerim. Çok hani kaba konuşacağım. Konuşma. Hiç gerek yok. Tamam. Teşekkür ediyorum. Beyefendiye de Rabbim kolaylık versin. Büyük bir imtihan. İnşallah düzelir. Mutlu bir hepsi beraber yaşarsınız. Önemli olan barışmaktır diye. Tabii. Allah kimseye vermesin. Zor. Yani şimdi bir tarafı düzelteyim derken bu sefer başkasıyla bozuşacak. O hayırsız ya. O biraz güldü, yanaştı. Baktın ana da gidiyor o tarafa. Bu sefer ne olacak? Gelininle kötü olacak. Kocasıyla kötü olacak. Öbür çocuklarla kötü olacak. Ne oldu? Bir hayırsıza sahip çıkacağım derken hepsiyle kötü oldu. Sen de kötüden yana yer almış oldun bu sefer. Yanlış. Önce hayırlıların yanında sağlam bir duracaksın. Sen gel diyeceksin. Hatalarını bir telafi et bakalım. Ondan sonra ben barıştıracağım diyeceksin. Ne kadar çığırtkan bir de. Hem suçlu hem güçlü. Bebek gibi yapmış. Bu esas sadece bir iki kişi aldatmıyor. Bütün toplumdaki güveni zedeliyor. Bütün toplumda. Şimdi bir gün aşırı soğuk böyle kış günü yolun kenarında 80-90 yaşında piri fani bir adam yağmurun altında titriyor. Titriyor böyle. Köşede durmuş. Benden önce de belki bilmiyorum duran gören oldum ama sabahın erken saatleri saat 7-7.30 sabah ya bu adam burada ne arar? Neyse yanaştım dedim ki selamünaleyküm nereye gideceksin? Yağmurun altında ıslanıyorsun Fatih'e gideceğim dedi Fatih'e uzak bir semtten Fatih'e gelecek. Gel dedim götüreyim bindi bu sefer ağlamaya başladı ben fakirim fukarayım çocuklarım var işte bakamıyorum edemiyorum cebimde 5 kuruş yok. Ne işin var sabahleyin dedim Fatih'te falan. İşte oralara gideceğim. Tanıdığım var bir borç para isteyeceğim falan. Yardım ettim. Neyse. 2 gün sonra baktım aynı köşede gene duruyor adam. 6 ay sonra baktım gene orada duruyor. 1 sene sonra baktım yine orada duruyor. Yahu biz hani atın üstünde de gelse efendim Allah için istiyorsa boş çevirme. Şimdi biraz önce söyledim. Küllü sulama minen nasi aleyhi sadakatun. İnsanın her bir eklemi için her gün külle yevmin aleyhi sadakun. Her gün sadaka gerekir. Nasıl 360 tane eklem var. Bak şunlar bir eklem. Parmağım şöyle bükülmezse iş yapamıyorum. Allah ne güzel. Eğilmesini, bükülmesini. Bak sırtını kaşıyamaz insan kolu gitmezse. Bunlar geçen bir hocamız bağlandı diyor ki ben öyle bir kitlendi vücudum ki bir yerim kaşındığı zaman benim yüzümü kaşıyın diyordum. Yüzümü kaşıyorlardı. Yani kendi yapamıyor. Öyle kitliyor bazen. İşte bunlar için sadaka gerekir. Biz böyle öğreniyoruz. Hadis-i şeriflerde böyle söylüyor. Her bir eklem yeri için sadaka gerekiyor. Bu sadaka kimlere sadaka verilmez? Şimdi burası şuradan yazıdan doğru gidelim ki efendim bu eskiden olsa köyde kasabada tanırlar. Bu dilenci midir, köle midir neyse. Ama şimdi tanıyamıyoruz. Buna sadaka verecek miyiz? Bir tane bebeği koymuş naylon bebeği ya da plastikten, torbadan.
onu insanlara bebeği aç susuz gibi gösteriyor. Zaten sabah erken saatte ya da kışın soğuğunda bir çöp tenekesinin yanında, çöp konteynerinin yanında oturmuş çocuk da kucağındaysa bil ki %90 organizedir. Organizedir. Bir masum bir insan, gerçek dilenci sabahleyin saat buz gibiyken etraf bebeğini alıp çöp tenekesinin yanına gidemez. O bebeğe üzülür. Bebek gerçekten onunsa ve organize değilse bu, bebeğini buz gibi sabahleyin erkenden kucağına alıp dilenmez. Bebeğini birine bırakır. Belki dilenecekse, isteyecekse öyle istemeye gider. Burada bunlara verilmez. Niye? Bunlar verilecek olanları da engelliyorlar. Vermek isteyenlere de mani oluyorlar. Bunlara vermek gerekmez. Ama lanet etmek, kınayarak değil, suçluysa polisi çağırırsın, gerekeni söylersin, polis gerekeni yapar. Sen orada lanet etme, sen günaha girme kardeşim. O insana vermeyeceksin ama lanet etmeyeceksin. Kovarken kovmak yok, gönderirken de kovmadan göndereceksin. Şimdi her eklem için sadakayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söyledi. İnsanlar dediler ki ya Resulallah biz o kadar sadaka veremeyiz ki. O zaman dedi ki Peygamber Efendimiz küllü marufin sadakatun. Her bir iyilik sadakadır. Bir iyilik yaparsın sadaka yerine geçer. Ne gibi? Birinin eşyasını sırtına kaldıramıyor. Arabasına yükleyemiyor mesela, bineğine yükleyemiyor. Tutarsın kenarından eşyasını yüklersin, sadaka vermiş olursun. El kelimetu tayyibetu sadakatun. Güzel bir söz söylersin, Allah işini rast getirsin, selamun aleyküm dersin, hayırlı günler dersin, Allah bereket versin dersin, Rabbim işlerini rast getirsin, sadaka verdin. Başka? Küllü tesbihatin sadakatun. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah dedin, sadaka verdin. Küllü tahmidetin sadakatun. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah dedin, sadaka vermiş oldun. Kaç defa dersen. Külli tekbiretin sadakatun. Allahu Ekber, Allahu Ekber sadakatun. La ilahe illallah sadakatun. La ilahe illallah demek bile sadaka oluyor. Birini yoldan karşıya geçirirsin, sadaka vermiş olursun. Birine efendim yol tarif edersin, sadaka vermiş olursun. Sadaka kimlere verilmez deyince, bir aldatan dilencilere verilmez, doğru. Bir şey daha söyleyeyim. Sadaka Resulullah Efendimizin soyundan olanlara da verilmez. Yani seyitlere, şeriflere sadaka verilmez. Çünkü peygamberler sadaka almazlar. Selman-ı Farisi'nin hikayesinden dinliyoruz. Bak Selman-ı Farisi, İsfahan'da mecusi, putperest bir ailenin çocuğu. Babası onu mecusi, ateşkede yetiştiriyor. Orada bir ibadethanenin başına geçiyor. Çocuk gençken fakat tatmin olmuyor. Ondan sonra bir kiliseyi, papazları görüyor, bakıyor ki onların ibadetleri daha güzel. Bu sefer kiliseye gidiyor. Babasına söyleyince babası bunu demirlere bağlıyor. Ayaklarını, ellerini demirlere bağlıyor. Sen Hristiyan mı olacaksın diyor. Mecusiyiz biz diyor. Sonunda papazlarla irtibat kuruyor. Siz diyor bu şehirden gidecekken beni kurtarın. Zincirlerini kırıyor. Başka papazlarla birlikte Şam'a kaçıyor, Şam'a. Şam'a kaçıyor. Şam'dan Musul'a gidiyor. Musul'dan Nusaybin'e geliyor. Hep arıyor. Doğruyu arıyor. Güzelliği arıyor ve oradaki papazlardan İbrahim Aleyhisselam soyundan bir peygamber gelecek. O peygamberin özelliklerinden biri de sadaka almaz diyor. Öğreniyor. Ve Araplar geldiğinde diyor ki benim koyunum, köçilerim, sığırlarım var. Onlar otlar. Bunları ben size vereyim. Siz beni Hicaz'a götürün. Onlar da yolda adamın malını, mülkünü alıyorlar. Bir de köle olarak satıyorlar Yahudi'ye. Köle oluyor. Evden kaçan delikanlı yıllar sonra köle olarak satıla Allah'ın takdiri Hayber'e, Beni Kurayza Yahudilerine kadar köle olarak geliyor. Bir gün efendisiyle bahçede çalışırken bir habercinin
Ya Medine'ye biri gelmiş, Araplar da onun etrafında halkalanmışlar, kendini peygamber ilan ediyormuş falan duyunca ağaçtan düşüyor heyecanından. Ve efendisi de bu sefer dövüyor. Sen kendi işine bak, sana mı kaldı bu diye. Ve geceleyin Medine'ye kaçıyor. Kuba mevkiinde peygamberimiz daha yeni gelmiş. Allah Resulü'nü buluyor. Ve gerçek peygamber mi diye hurmaları yanına erzak olarak aldığı hurmalardan bu size sadakamdır diyor, arkadaşlarınızla beraber yiyin diye götürüyor. Allah Resulü o zaman diyor ki biz sadaka yemeyiz peygamberler. Siz yiyin, ben yemeyeceğim diyor. O zaman anladım ki bu gerçek peygamberdir diyor. İkinci bir daha ertesi gün, bu da benim hediyemdir buyurun diyor. Bir başka bir mal hediye ediyor. Peygamberimiz biz hediye kabul ederiz diyor. Anladım ki bu peygamberdir ve kendimi tanıdım. Ben böyle böyle başımdan bunlar geçti. Farsça bilen biri de tercüme etti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ondan sonra Selman-ı Farisi kendi ailesinden kabul etti. Peygamberler sadaka almazlar. Sadaka gizli ve açıktan da verilir. Ellezine estağfirullah. Bakara suresi 177'de Rabbimiz buyuruyor ki efendim ellezine yunfikune fisserrai ve darra. Ali İmran'da buyuruluyor. Yine Bakara 177'de de Müslümanlar sadakalarını gizli de verirler, açıktan da verirler diyor. Yani gizli verirsek o da var Kur'an-ı Kerim'de. İn tübdü sadakati fena'imma hi ve in tuhfuha ve tü'tüha el fukara ve huve hayrun leküm. Bakara 271'de de var. Açıktan versek sadakamızı, bu benim sadakamdır desek ya da birilerine ben sadakamı verdim desek günaha mı girmiş oluruz? Hayır, bu da hayırlıdır diyor Allah-u Teala. Ama gizli verir, kendiniz götürürseniz fakirin eline, bu daha sizin için kıymetlidir, bu daha güzeldir, hayırlıdır deniyor. Evet, sadakanın gizli ve açıktan verilebildiğini biliyoruz. Bir kadın kocasının malından haberi olmadan sadaka verebilir mi? Kocası malını kadın hanımına ver diye müsaade etmemişse, bir sefer verdiğinde de kızmışsa, hoşlanmamışsa neyse, o kadın gizli gizli kocasının malından sadaka veremez. Kendi malından verir ama umumi bir izin var. Söylese de söylemese de biliniyor ki ben bundan verirsem, kocam zaten hayır hasene sahibidir, geleni ben de boş çevirmeyeyim, ihtiyaç sahiplerine ben de dağıtayım diye verdiğinde kocası da ses çıkarmıyorsa bu kadın kocasının malından da gizli de olsa sadaka verebilir. İnanmadığımız bir dilenciye sadaka vermezsek günaha girer miyiz? Kesinlikle biliyorsak, elimizde net bir delil varsa bu dilenci değil, bu sahtekar, ihtiyacından dolayı değil, başka türlü dileniyor. Ona dediğim gibi kızmadan, ayıplamadan, başına kalkmadan vermemek günah olmaz, vermeden geçebiliriz. Kimlere verilen sadaka en makbuldür? Şimdi sadakanın kime verdiğimizde daha makbul olduğunu bilemeyiz. Ama iki şey bize önerilmiş. Bir, Allah yolunda cihad edenlere, mesela orduya, askere, işte polise, emniyet güçlerine, Allah yolunda vatanı milleti korumak için onlara yapılan bağışlar kıymetli. Niye? Burada bizim durmamız onlar sebebiyle oluyor. Sabahleyin sıcak çorbamızı güvenle içebilmemiz onlar sebebiyle oluyor. Asker, güvenlik çok önemli. Bir devlet değilseniz, gidecek bir vatanınız yoksa dünyada size dar gelir. Hiçbir yerde rahat vermezler. Allah korusun, vatansız bırakmasın. Burası önemli. Bir de ilim yolunda olanlar, talebe yetişti, bilginler, öğrenciler, işte bunları desteklemek. Bunlar çok kıymetlidir deniyor. İlim yolunda olanlar. Bina yapmaktan daha kıymetlidir insan yetiştirmek. İnsan yetiştirmeye dikkat edeceğiz. Kimlere sadaka en makbuldür? Gülümsemek, selam vermek sadaka yerine geçer mi? Onu söyledim. Bazen verdiğimiz sadaka boşa gitti zannederiz. Vaktimiz var mı? Şu anlatayım şu hikayeyi. Şimdi adam biri geceden niyetlendi, bir zengin, sadaka vereyim dedi. Çıktı. Karşısına ilk gelen insana sadaka verdi. Ertesi gün dedikodu duydu. Ya dün gece adam
efendim birine sadaka vermiş, o verdiği adam ondan daha zengin. Böyle sadaka mı olur? Üzüldü. Yarın daha iyi birisine sadaka vereyim dedi. Bir kadın karşısına çıktı. Tuttu ona sadaka verdi. Yine bir dedikodu duydu ki ya kötü yola girmiş, yanlış yollarda işte efendim bedenini satan bir kadına vesaire sadaka vermiş. Ona da üzüldü. Ertesi gün dedi ki bu sefer inşallah tuttururum. Bir sadaka daha verdi. Dediler ki ya bu adam sadaka böyle sadaka mı olur? Hırsıza sadaka vermiş. Götürmüş hırsızın eline sadaka vermiş. Burada enteresan bir şey var. Peygamber Efendimiz de tam da bunu kastederek diyor ki verdiğiniz sadaka belki bir günaha mani olur. Ne oluyor? O zengin düşündü diyor Peygamberimiz. Benden daha fakir bana sadaka verdi. Ben bir gün malımdan veremedim diyor. Cimriymiş. Bundan sonra vereyim demek ki diyor. Vermeye alışıyor. O bedenini satan kadın diyor ki ne güzel insanlar var karşılıksız. Geldi ihtiyaç sahibi diye bana Allah ne güzel kullarını yaratmış diyor. Tevbe ediyor. Ve doğru bir yola giriyor. Temiz bir yola giriyor. Hırsız utanıyor. Ya ben milletin malını çalıyorum, gasp ediyorum. Adam helalinden getirip eliyle teslim ediyor diyor ya. Benimki ne kadar vicdansızlık. Tevbe ediyor. Üçünün de tevbe etmesine, doğru yola girmesine vesile oluyor bakın sadakası. Onun için sen iyi niyetle verirsen İnşallah karşılığını görürsün. Rabbim hakkıyla sadaka verenlerden eylesin. Bir şey daha anlatayım vaktimiz varsa. Peki bir şey daha anlatayım. Şimdi zenginler zehebe ehlü dusur bil ucur. Ya Resulallah şu zenginler sevapları alıp gidiyorlar. Şimdi de öyle demiyor muyuz? Hacca zengin gidiyor, umreye zengin gidiyor. Efendim, zekatı zengin veriyor, sadakayı zengin veriyor, her yere zenginler gidiyor. Onlar bizden mal infak konusunda parayla pek çok şey yapıyorlar. Geçenlerde işte elhamdülillah bir vakıf dernek aracılığıyla birkaç kardeşimiz para ulaştırdılar, onları gönderdik şeylere. İşte İdlib'e gitti, fakir fukaraya. Etrafımız dolu şu anda çok zor durumda olan insanlar var. Hepsinin belki sıcak çorba içmesine ya şükürler olsun Allah razı olsun ne iyi insanlar var demesine sebep olacak. Hayırlar yaptırmaya çalıştık. Biz de vekalet ettik. Daha doğrusu vesile olduk. Şimdi ne oldu? Büyük sevap aldı zenginler. Ama fakir şöyle düşünebilir. Ya ben onları alamıyorum benim param olsa ben de yapardım derse bir sevap alır. Bak param olsa ben de yapardım sevap aldı. Başka? Peygamberimize gelip dedi ya Resulallah bu zenginler biz oruç tutuyoruz onlar da tutuyor. Aynı sevabı alıyorlar. Biz namaz kılıyoruz onlar da namaz kılıyor. Aynı sevabı alıyorlar. Ama biz hacca gidemiyoruz. Biz umreye gidemiyoruz. Biz zekat sadaka veremiyoruz. Onları biz sevapta geride kalıyoruz. Geçemiyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim. Onları geçersiniz dedi. Her namazın farzın arkasından 33 Sübhanallah deyin. 33 elhamdülillah deyin, 33 Allahu Ekber deyin. Bu 10 da var ha. 10 da var. 10 Sübhanallah, Buhari'nin davat bahsinde var. 10 elhamdülillah, 10 da Allahu Ekber deyin. Hani şu namazdan sonra tesbih çekemiyoruz ya. Dur onu göstereyim. Şimdi namazdan sonra tesbihimizi, farzdan sonra ya da bitti namazımız tesbih çekeceğiz. Ne diyoruz? 33 defa Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. 33 defa Elhamdülillah, Elhamdülillah. 33 defa Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ya vaktim yok. Onar defa de. Hadiste var çünkü. Hiç olmazsa yürürken onar defa de. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Sübhanallah, 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 Sübhanallah. On etti. Elhamdülillah, 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 Elhamdülillah. On etti. Daha kolay. Hadiste o da var. Onar defa deyin dedi. Zenginlerin sadakadan, zekattan, haçtan aldığı sevaplara erişirsiniz çünkü sizin paranız yok. Bu sefer başladılar namazdan sonra Sübhanallah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Zenginler ne yapıyorsunuz dediler. Tesbih çekiyoruz. Yani tesbih çekiyoruz. Böyle bir tesbih çekmek şart değil. Parmakla sayılır, taşla sayılır. Başka şeylerle sayılır.
Niye? Sevapmış dediler. Biz de yapalım dediler. Başladılar onlar da. Sübhanallah, sübhanallah, elhamdülillah. Ya Resulallah, onu da öğrendiler. Sen onları geçersiniz demiştin ama bunlar gene bizi geçiyorlar. Bu da Allah'ın bir lütfu. Ben ona mani olamam ki, yapan geçer dedi. Şimdi bu kadar sevapmış bak, tesbih. Sübhanallah. Niye bu kadar sevap? Çünkü bu bizim imanımızın tezahürü. Bütün kemal sıfatlarla Allah'ı tavsif ederim. Bütün noksan sıfatlardan Allah'ı tenzih ederim. Ya Rabbi sen ne yücesin diyorsun. Allah da bunun karşına sana sevap veriyor. İmanını güçlendiriyor. Dilini tezyin ediyor, güzelleştiriyor. Kalbini yumuşatıyor. Zikir kalbin cilasıdır. Ve sana bir yön çiziyor. Sabahleyin Sübhanallah diyerek, beni bugüne eriştiren Allah'a hamdolsun diyerek uyanan bir insan, abdestini alıp namazını kılan bir insan, evinden Bismillah, Hasbiyallah, Maşallah, Tevekkeltu Alallah, La Havle ve La Kuvvete İlla Billah diyerek çıkan bir insan, şşt gel, şşt, şeytan çağırıyor, nefis çağırıyor, gider mi? Gitmez ya, dosdoğru işine gider. Yapacağı güzel işleri yapar. Ama elini yüzünü yıkamamış, abdestini almamış, namazını kılmamış, bugün kimi kandırsam, bugün kimle kavga etsem, bugün kimle yatıp kalksam, sabah kalkmış, şeytan oradan, şşt, buradan efendim pis insanlar, kötü insanlar, gel vesaire. Her yere gider. Sonu pişmanlık. Katle kadar gider, intihara kadar gider, çalmaya kadar gider, sarhoşluğa kadar gider, fuhşa kadar gider, zinaya kadar gider. Ne oldu? Allah'la beraber olmak için Allah diyeceksin. Allah diyeceksin. İnsanın fikri neyse zikri odur. Sabah kalkar kalkmaz ağzına küfür alırsan, pislik alırsan pis yola gidersin. Allah diyerek başlayacaksın güne. Elhamdülillah diyerek başlayacaksın. İnanç onu önemli. Bugünün en büyük hastalığı stres, buhran, mutsuzluk, huzursuzluk. Şu huzur kelimesinin verdiği huzur kadar bir huzur bilmiyorum ben. Huzur kelimesinin verdiği huzuru hiçbir şey vermiyor. Huzura ihtiyacımız var. Eskiden beri de çok güzel böyle huzur, huzura doğru vesaire programlar hep yapıldı. Çok severim ben öyle. Öyle isimleri çok seviyorum. Huzur çünkü. Kalbin huzuru. Dünya senin olsa o huzuru kimse sana o kadar veremez. Ona muhtacız. İşte o huzur nerede biliyor musunuz? Parada, pulda, kadında, makamda, şöhrette değil. O huzur Allah'la beraber olmaktı. Sübhanallah. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Elhamdülillah. Burada huzur var kardeşim. Burada huzur var. Peki bir veteremiz varmış, devam edeceğim. Bir, sihlerin sarığıyla uğraşıldığını hiç duydunuz mu? Hindistan'da, uzak doğuda sihler var. Sarık onlar için farzdır. Sarık sarmak. Hiç dünyanın hiçbir ülkesinde, havaalanında sen sihsin, sarığını çıkar, sen böyle giremesin derse, böyle katılamazsın bilmem. Duydunuz mu kardeşim? Duymadınız. Hiç Yahudinin şu başında ne diyorlar? Kepa mı diyorlar? Ne diyorlar? Kippa. Kippa diyorlar. Kippanı çıkar dendiğini duydunuz mu? Sakalını kes dediğini duydunuz mu? Hiç rahibelerin kılık kıyafetine karışıldığını duydunuz mu? Rahibeler tepeden tırnağa örtünüyorlar biliyorsunuz. Rahibe kiliselerde ibadete kendini vermiş rahibeler. Onlar da cemiyete çıkıyor. Onların da okulları var. Rahibelerin kurduğu üniversiteye gittim ben şeyde, Amerika'da. Üniversitenin rektörü rahibe. Uluslararası üniversite. Rektör rahibe. Sister diyorlar ona. Sister. Rahibe. Hocaların hepsi rahip var. Hiç onların kılık kıyafetine karışan, eteğine, bilmem ne, başörtüsüne karşı. Onlarda da farz çünkü. Hiç duymadık. O zaman bu kılık kıyafet kavgası değil. Bu nedir? İman küfür kavgasıdır. İnanca, Müslüman dürüst inanca tahammül yoktur. Müslümana karşı bir İslamofobiyadır bu. Bu günahtır. İnsan hakkı açısından günahtır. Eşitlik açısından günahtır. Burada birine dokunmuyorsun. Ayrımcılık yapıyorsun. Apartheid yapıyorsun. Bu günahtır, haramdır. Allah hepimizi eşit yaratmış. Ve insanoğlu özgürdür.
Özgürlük hiçbir bedelle satılmaz. Kılık kıyafetine karışmak özgürlüğüne müdahaledir. Nasıl istiyorsa öyle giysin. Biz Müslümanlar onun sakalına, onun sarığına, onun cübbesine, onun çarığına, onun kippasına, onun efendim rahibe çarşafına karışıyor muyuz? Bugüne kadar İslam dünyasında bir yasak, bir şey gördük, görmedik. Peki niye uğraşıyor benim kızımın eteğiyle? İnanç onu rahatsız ediyor. Hani özgürlük vardı? Yok. Özgürlük kendisi gibi düşünene. Özgürlük kendisi gibi inana. O zaman biz şunu biliyoruz. Bir, elhamdülillah biz doğru yoldayız. Allah'ın yolunda mücadele etmek vazifemiz. İmtihan gelir. Çok kolay olsaydı zaten cennet o kadar ucuz olurdu. Cennet kıymetli, ebedi bir hayat. İmtihanlar gibi. Bu imtihanları geçeceğiz. İmtihan olduğunu bileceğiz. İşte orada o bacılarımız özgürlüğünden taviz vermeyecek. Direnecek. Korkak olmayacak. Allah'ın kendileriyle birlikte olduğunu bilecekler. Bu ülkede de yapıldı. Üniversite kapılarından bacılarımız geri döndürüldü. Kız çocukları imam hatip mekteplerinde bile okula alınmadı. Polis copladı. Bilmem ne yaptı o zamanlar. Ne oldu? Özgürlüğe kilit vurulabilir mi? Vurulamaz. Her yerde özgürlük mücadelesi yapanlar kazanırlar. Allah'ın yardımı inananlarla birliktedir. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Korkma, mücadeleni, hukuki mücadeleni yap. Efendim, siyasi mücadeleni yap, fikri mücadeleni yap, kitaplar yaz, hakkını ara. Bu konuda maalesef kendi içimizde şikayetlerde bulunuyoruz da dünyaya, kamuoyuna yansıtamıyoruz. Kamuoyu oluşturmak lazım. Kılık kıyafet insanlar için önemlidir ve oradan taviz vermek doğru değildir. Baskı yapmak da günahtır, insan hakkına aykırıdır. Bir daha burada yanlış yapılmış. Doğrunun, hakikatin inşallah tezahür ettiğini görürüz. Yanlış yapanları kınıyoruz. Evet, diğer bir sosyal medya sorumuz var. Da kalmadı. Bu kez derslere girmediği gerekçesiyle Hamu Dairesi'ne bir mektup gönderildi. İzinsiz devamsızlık nedeniyle okulun... Kocam hacca gitmek için para biriktirdiği için geçinemiyoruz. Onun haccı kabul olur mu? Hac zenginlere farzdır. Hacca kul hakkıyla gidilmez. Dolayısıyla ben para biriktireceğim. Siz yemeyin, içmeyin. Hac param olacak. Çoluk çocuğunu ihmal ediyorsa, günlük ihtiyaçlarını vermiyorsa, barınmalarını sağlamıyorsa günahkar olur. Öyle bir hac da istenmez. Ancak şöyle de olmaz. Sizin her türlü ihtiyacınızı karşılıyor. Adam bir kenarda da hac parası biriktiriyor. Yok, onu bana ver. Buna da hakkın yok kardeş. Buna da hakkın yok. O da biriktir. Kazanan da o. Biriktirsin, git. Her şeyi ben harcayayım. O da yanlış. Ha, gerçekten vermiyorsa parayı, o zaman günahkar. Diğer medya sorumuz. Peki, yoksa sadakayı anlatayım. Devam edelim hocam. Peki. Şimdi sadaka burhandır. Belaları def eder mi? Kaderimizi değiştirir mi? En çok sorulan sorulardan biri bu. Bizim kaderimiz normal olarak külli irade değişmez. Ama cüz'i iradenin yaptıklarıyla külli iradenin tecellisi aynı şarta bağlanmışsa, bizim sadaka vererek ömrümüzün artması, bela ve kazalardan kurtulmamız mümkündür. Hazreti Ömer zamanında bir yangın çıkıyor Medine'de, suyla söndürülmüyor. Bakın, enteresan bir şey. Belki de petrol yangını, Allahu alem bir sevap. Hazreti Ömer diyor ki zenginler fakirlere sadaka versinler. Yangın, hani itfaiye gelsin, mantık bunu çağrıştır. Hazreti Ömer, zenginler derhal fakirlere sadaka versin. Yangın sönüyor. Söner. Allah o fakirin, mağdurun, mazlumun duasını kabul ediyor. Yapılan hayrı boşa çıkarmıyor. Onun için sadaka belaları def eder. Sadaka burhandır, belaları def eder. Varlıkta da sadaka veriyoruz, varken veriyoruz. Azken, ihtiyacın varken çok daha fazla kıymetlidir.
sadaka, ihtiyacın var, çoluk çocuğun var, mal kazanıyorsun, mala karşı hırsın var, o zaman sadaka çok daha kıymetlidir. Ha, ölüm gelmiş, yaşlanmışsın, elin ayağın titriyor, baktın ki dünyanın malı dünyada kalacak, dağıtmaya başlıyorsun. O da kıymetli olsa da gençlikte verdiğin kadar kıymetli değildir. Peki, sosyal medya sorusunu alalım, devam edelim. Ezan okunurken televizyonun sesini kısmak sevap mı? Tersinden bunu okuyalım. Ezan okunurken televizyonun sesini açmak, ezanı dinlememek günah mı? Evet. Ezanı dinlemek sevap, ezanı dinlememek günah. Ezanı bastıracak şekilde müzik açıyorsun. Ezanı bastıracak şekilde televizyonu açıyorsun. Ezanı bastıracak şekilde kahkahalarla gülüyorsun. Ezanı bastıracak şekilde sohbet ediyorsun. Yok. Ezan, kulu, deyiniz diyor Peygamber Efendimiz. Makal müezzin, müezzinin dediği gibi deyiniz. Müezzin Allahu Ekber diyor. Sen de Allahu Ekber diyeceksin. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Hatta Şükran Hanım hep söyler, garret ayni bike ya Resulallah, şu parmaklar ezende eşhedü enne Muhammeden Resulullah dendiğinde, bunlar müstahaptır böyle, kamette yok, ezanda vardır bu. Garret ayni bike ya Resulallah, adınla gözlerim nurlansın ya Resulallah, duasını yapmak da müstahaptır. Ya böyle deyiniz, icabet bu anlama gelir. Ya da susup dinlemek ve namazı kılmak anlamına gelir. O zaman televizyonda önemli bir şey izliyor olabilirsin. İşte haberler. Bizde de oluyor bazen. Bizim evde yıllardır öyledir. Haberlerde dinlesek, o anda ezan sesi geldiyse sonuna kadar sesi kapatırız. Ezan biter. Ha, namazı biraz sonra kılacaksın. Tamam, devam edersin. Ezan dinlemek bazısına göre vaciptir, bazı alimlere göre. Bazılarına göre sünnettir. Peki, kocam benden çok paramı seviyor. Kocam günaha giriyor mu? Kocam benden çok paramı seviyor diyor. Şimdi enteresan. Yani parası da bol herhalde bu hanım ki. Kocası da parasını seviyor. Şimdi sevgi, para sevilir mi? Sevilebilir. Ama parayı ilahlaştırırsan, eşinden, çoluk çocuğundan, dininden, imanından daha fazla parayı seversen günaha girersin. Zaten sen dünyada da ahirette de işin zor. Değerler eğitimi veriyorum ben bazen talebelere. Diyorum ki en kıymetli saydığınız 20 tane şey yazın. Vazgeçmeyeceğiniz 20 tane değerinizi yazın. İşte özgürlüğüm diyor. Para diyor, aile diyor, sağlığım diyor, vatan diyor, bayrak diyor vesaire vesaire. En son at diyorum, beşini at, beşini at, beşini at, atamıyorum diyor. Son beş kalıyor, atamıyorum, hangisine kıyacağım? At, at, at. Ne kaldı elinde? En son hangisi kaldı? Bazısına bakıyorum ki sağlık kalıyor. Bazısına bakıyorum ki aile kalıyor. Bazısına bakıyorum ki vatan kalıyor. Bazısına bakıyorum iman kalıyor. Bazısına bakıyorum para kalıyor. Aile. Evet, her şeyi atıyor, parayı atamıyor. İşte burada problem var. Para amaç değildir, araçtır. İyiliğin, güzelliğin, muhtaç olmamanın aracı olarak kullanırsak güzel ama mabut edinirsek, hani demiş ya, taptığınız ayağımın altındadır. Adamı idam edeceklermiş, demişler ki burayı kazalım ya, bu adam boş söylemez. Altından büküp altın çıkmış ayağının bastığı yerden. Paraya tapan çok insan var. Allah muhafaza eylesin. Telefon varmış, devam edelim. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Buyurun efendim. Hocam, biraz önce sadakadan bahsetmiştiniz. Benim de sadakayla ilgili bir sorum olacakmış size. Tamam. Kan bastırmak, sadakayla gitmen ve sevabı çok fazla istiyorum ben. Net anlaşılmadı. Biraz da bir daha tekrar ederseniz, kan bağışı yapmak istiyorsunuz. Tamam mı? Kan bağışı yapmak, sadakayla gitmen ve sevabı nedir? Yani siz kan vereceksiniz, bir başkasına o ulaştığı zaman bu sadaka yerine geçer mi diyorsunuz? Evet. Tamam, anladım. Peki, vakit mi geldi? Evet. Peki, cevap, bir ara verelim. Sonra inşallah sadaka konusuna devam edeceğiz. Tahiyyetül Mescid konumuz var. Konularımızda karşınızdayız inşallah.
Evet, yeniden birlikteyiz. Tahiyyatül Mescid'i de bugün konuşacağız. Sevabını nasıl kılındığını inşallah. Bir telefonda hatta bir kardeşimiz vardı. Kan bağışı yapmak sadaka yerine geçer mi diye sormuştu. Şimdi genel bir kaide var. Küllü marufin sadakatun. Her iyilik bir sadakadır. Bir köpeğe su vermek, bir kediye bir yiyecek vermek, mama vermek, bunlar da sadakadır. Güler yüz bir sadakadır. Tatlı dil bir sadakadır. Birinin ihtiyacını gidermek sadakadır. Dolayısıyla kan verdiğinizde ne yapıyorsunuz? Yaşamasına sebep oluyorsanız siz verdiğiniz işte organ bağışıdır, kan bağışıdır. Bunlardan dolayı da Maide 32'de daha büyük bir müjde var. Sadakanın da ötesinde bu. Ne? O zaman bütün insanlığı yaşatmış gibi olursun. Bir insanı yaşatan bütün insanlığı yaşatmış gibi sevap alır inşallah. Çok kıymetlidir. Sadaka, sadakanın aslında zaten kelime manası sıdktan beraber geliyor. Sıdk, doğruluk, dürüstlük, tasdik. Neden? Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığın iş sadakadır. Bir iyilik olsun diye yaparsan sadaka olur. Yoksa gösteriş için verirsen, desinler diye verirsen o sadaka olmaz. Ondan sevap yerine günah da alırsın. Şifrelerimiz bu arada devam ediyor, hatırlatayım. İnşallah hediyelerimiz de gelecek. Evet, sadaka konusunda söylenecek çok şey var ama gizli mi versek, açıktan mı versek daha sevap? Sadakayı şöyle diyor Peygamber Efendimiz. Mahşer günü Arş-ı Ala'nın gölgesinde 7 zümre özel misafir olarak ağırlanacak. İşte onlardan biri de sağ elinin verdiğini sol eli hissetmeyecek kadar gizli verendir. Adam ölüyor, bir sürü yerde hayrı çıkıyor. Biriyle karşılaştım, dedi ki sadece sana söylüyorum hocam dedi. Son 30 yılda İstanbul'da yapılmış camilerden hepsinde benim bir tuğlam mutlaka vardır dedi. İstanbul'da yapılan adam demek ki böyle tutuyor efendim çetelesini. Nerede cami yapılıyor? Oraya bir bağış yapıyor, oraya bir hayır yapıyor. 30 senede yapılan bütün camilerde benim bir tuğlam mutlaka vardır. Allahu Ekber. Ne kadar güzel. Ama çoluk çocuğu onu bilmiyor. O kadar gizli yapıyor belki. Bundan dolayı efendim sadaka önemli. Şimdi arada telefonlarımız vesaire olacak. Ama Tahiyyatül Mescid'e şöyle bir tahiyyat, ettahiyyatu, selamlamak demek. Ettahiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Miraç'ta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın huzurunda mekandan münezzeh olarak, zamandan münezzeh olarak Allahu Teala ile selamlaştı. Ettahiyyatu, selam lillahi, Allah içindir. Tahiyyat selam demek. Tahiyyetül mescid ne demek? Camiyi selamlamak demek. Camiye selamun aleyküm ey cami diyemeyiz. Oradakilere selam verebiliriz. Bize döndü baktılarsa, müsaitlerse. Ama caminin selamlanması nasıl? Katade diyor ki, Katade anlatıyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve ashabı Mescid-i Nebevi'de, camide oturuyorlardı. Sohbet ediyorlardı. Ben de içeri girdim. İçeri girince selamun aleyküm dedim ve yanlarına oturdum. Ey Katade, kalk iki rekat namaz kıl. Ya Resulallah, sizi ben görünce buraya oturdum. Namaz vakti de değil. Olsun, caminin hakkıdır. Kalk iki rekat namaz. Kalktım iki rekat namaz kıldım. Biriniz camiye girdiğinde önce namaz kılsın diyor Peygamber Efendimiz. İşte alimler diyorlar ki camiye girip namaz farz bir namaz vakti ise farz namaz için girmek o camide aynı zamanda selamlamaktır. Camiye girdiniz, sünnet bir namaz kıldınız, selamlamaktır. Ama sünnet vakti değil, farz vakti değil, camiye girdiniz, ne yapacağız? Burada Hanefi mezhebi diyor ki kerahat vakitlerinde namaz kılınmaz, nafile namazlar kılınmaz. Üç tane haram vakit var.
İki tane de kerahat vakti var. Haram vakitler hangisi? Tam güneş doğarken. Neden? Tam güneş doğarken güneşe tapanlar ibadet ediyorlar. Onun için biz onların ibadetlerinden kaçınmak için o anda ibadet etmiyoruz. Güneş doğarken namaz biter. Sabah namazını kılmadıysan, güneş doğduysa namaz kılamaz. Güneş doğarken kılamaz. Güneş tam tepe noktasında, o zamanı da çok kutsal sayıyorlar güneşe tapanlar. O zaman güneşe ibadet ediyorlar. Biz o zaman edemeyiz. Güneş doğudan batıya doğru bir meyil edecek. Öğle vakti girdi diyoruz. İşte o zaman başlıyor bizim ibadetimiz. Güneş tam batıyor. Grupta böyle kızıllık güneş böyle yarısı batmış yarısı. Ben orada tam böyle secde edeyim bir de batıya döneyim güneşe doğru. Bunlar güneşe tapanların. Var hala var bugün. Hala bazı felsefelerde de güneş doğarken ve batarken bir takım meditasyonlar yapıyorlar. İşte o güneşe tapmaktan geliyor. Oradan geliyor. Ona Müslümanlar dikkat edecek. Bir de güneşin batmasına 45 dakikadan daha az zaman kalmış. İkindiden sonra orası kerahat vaktidir. İşte orada da nafile namaz kılınmaz. O günün ikindisinin farzı kılınır ama nafile bir namaz kılamaz. Bir de güneş doğdu, yine 45 dakika 50 dakika geçinceye kadar orada da namaz kılmak doğru değil, o da mekruhtur. Bir de öğle vaktine 20 dakika kala artık kerahat vakti gelir. Burada hangisi? Cuma hariç. Cuma günü öğle vakti kerahat vakti Hanefi mezhebinde de yoktur. Diğer mezheplerde bu mekruh vakitler yoktur. Dolayısıyla namaz kılmak için, tahiyyetül mescid kılmak için camiye girdiğimizde adımımızı sağ adımda atacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme iftah ebvabe rahmetik diyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme iftah ebvabe rahmetik. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ya Rabbi rahmet kapılarını bana aç. Camiye girdik mi? Oturmadan, daha namaz vakti değil, etrafı gezmeden seyrediyoruz. O kubbe böyle Süleymaniye ne kadar güzel yapılmış, Sultanahmet ne kadar güzel yapılmış, pencereler maviymiş, ne güzel efendim, sütunlar olmuş falan. Tamam, bu da güzel ama bir şeyi eksik, eksik kaldı. Ne kaldı? Hemen abdestli gireceksin, camiye abdestsiz girilmez. Abdestli gireceksin, kıbleye döneceksin. Niyet ettim Allah rızası için. Kalkalım müşteriye gösterelim şimdi. Niyet ettim Allah rızası için tahiyyetül mescid namazı kılmaya. İster bunu adını koyarak söyle, istersen söyleme. Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya desen zaten o caminin selamlama namazıdır. Tahiyyetül mescid namazıdır. İki rekat en azıdır. İki rekat kıldıktan sonra dört kılabilirsin, altı kılabilirsin. Sınırı yoktur ama iki rekattır. Esası iki rekattır. Bütün mezheplerde de tahiyyetül mescid namazının en azı iki rekattır. Hatta diğer mezheplerde Hanefi hariç, Hanefi mezhebinin kendine ait kuralları vardır. O da hadislere dayanıyor. Hutbede hatip hutbeye başladığı zaman melekler de onu dinler. Ey müminler siz de susun ve dinleyin hutbeyi. Bu hadisleri esas aldığında Hanefi mezhebi hatip hutbeye çıkıp elhamdülillah diyecekken namaza durmaz. Tahiyyetül mescid, sünnet namaz orada kılınmaz. Orada hutbe dinlemek farzdır. Hutbe dinlemek. Cuma namazının hutbesi farzdan önce okunur. Farz kılınmadan önce hutbe okunur. Sonra cuma namazının farzı kılınır. Bayram namazının hutbesi bayram namazı kılındıktan sonra okunur. Bazıları karıştırıyor maalesef. Bir ağızlarına öğrendikleri bir şey var. Emevi dini. Emevi dini diye bir din yok. Din Allah'ın dinidir. Dinin adı İslam'dır. Emeviler bir din kurmamıştır, kuramazlar da. Kimse Emevilere bir din kurdurmaz. Emevi dini diye dini küçümseyemeyiz. Allah korusun. Emevi dini diye bir din yok. İslam dini var, Allah'ın dini var. Emeviler dini değiştirmişler. Hayır, din Allah'ın koruması altındadır. Dini kimse değiştiremez. Emeviler din değiştirmemiştir. Efendim, Yezid zamanında insanlar hutbeyi bayram namazından önce dinlesinler diye Yezid bayram namazını kıldırmadan
hutbe okumaya kalktı. Bakın, bayram namazını kıldırmadan önce bayramda hutbe son okunur, cumada hutbe önce okunur. Cuma'nın hutbesine hiç kimse dokunamamış. Yezid bayram namazının hutbesini sonradan okunuyordu. İnsanlar dağılıyor, dinlemiyorlardı. Beni dinlesinler diye hutbeyi öne almış. Bir hafta, iki hafta insanlar gelmemiş. Tekrar başa sona aldı bayram hutbesini. Hutbeyle oynanmış, efendim Yezid Cuma'nın hutbesiyle oynamış. Yarın biliyorsun kardeş. Bu hadis, hadis olarak bütün alimler almışlar, olayı anlatıyorlar. Bayramla alakalıdır. Sen onu oradan alıyorsun kasıtlı olarak. Artık kasıt diyorum. Cuma'nın hutbesiyle oynanmış diyorsun. Emevi din kurdu diyorsun. Bu sünnet namazlar Emevi zamanında çıktı. Ne alakası var? Emevilerden önce bu hadisler yok muydu? Emevi'den önce bu ayetler yok muydu? Vardı. Allah'ın diniyle o kadar alim var, o kadar ulema, o kadar sistem var, kitaplar yazılmış, birisine müsaade edilmez ki oynasınlar. Senin kafanda Hristiyanlık benzeri bir din oluşuyorsa oynanmış, tahrip edilmiş diyebiliriz. Elbette bidat hurafe var. Bunlarla mücadele ediyoruz. Ama dinin özüyle, aslıyla kimse oynayamaz. Tahiyyetül mescid de bütün kitaplarda var. Dolayısıyla bununla oynanamaz. İki rekat Hanefi mezhebinde hutbe okunurken kılınmaz. Diğer mezheplerde hutbe bile okuyorsa kılınır. Çünkü Buhari'deki hadise esas alıyorlar. Orada da Peygamber Efendimiz hutbe okurken bir zat giriyor içeriye. Kalk iki rekat namaz kıl diyor hutbede Peygamberimiz. Kalk iki rekat namaz kıl. Oturuyor adam çünkü peygamber hutbe okuyor diye. Onu kaldırıyor, iki rekat namaz kıldırıyor. Onu esas aldıkları için bu sefer onlar diyorlar ki namaz burada hutbeyi dinlemekten daha önemli. Tahiyyetül mescid namazı girer girmez ilk vazifesi onu kılacak diyorlar. Yani öyle ya da böyle dört mezhep içerisinde bunun yeri var. Önemli bir namaz ve kıymetli bir namaz. Böyle rastlantı ya da es geçeceğimiz, olmasa da olur diyeceğimiz bir namaz nafiledir elbette. Kılan sevabını alır, kılmayan günahkar olmaz da. Ama kıymetli bir namaz. Onun için buna alışmamız lazım. Selam vermemek gibi bir şey. Birini gördün, bir Müslüman kardeşine selam vermeden geçtin. Camiye girdin, tahiyyetül mescid kılmadın, selamını vermedin camiye. Camiye selam işte bununla olur. Niyet ettim Allah rızası için. İki rekat tahiyyetül mescid namazı kılmaya Allahu Ekber. Ellerimizi bağlıyoruz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârak esmük ve teâlâ ceddük ve la ilahe gayruk. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İçimizden. Bunların hepsi içimizden. Çünkü bu nafile bir namazdır. Sesli okumayacağız. Kendi duyacağımız kadar. Dilimiz dönecek. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, İhdine's sıratal müstakim, sıratal lezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin, amin. Kevser suresi olur, İnna enzelnâ olur, İza zülziletil ardu zilzelha, İza ca'e elem tera, hangisini biliyorsanız, Yasin'den baş sayfasından olur, son sayfasından olur arada, Rahman suresi olur, neyi biliyorsun? Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Ali İmran suresinde okudun. Allahu ekber. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal azim. Semi'a Allahu limen hamide. Rabbena ve lekel hamd. Allahu ekber. Subhan rabbiyal ala. Subhan rabbiyal ala. Subhan rabbiyal ala. Allahu ekber. Burada da şu tesbihler hep güzeldir. Allahümme ağfirli, verhamni, vaafini, verzukni. Ya Rabbi beni bağışla. Ne demiş oluyoruz? Afiyet ver, rızık ver. Bunlar söylenir. Bu kadar durulur secde arasında. Allahu Ekber, ikinci secde. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Semih Allah, Allahu Ekber. İkinci rekada kalkıyoruz. Burada yine besmele ile Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdine's sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Burada da yine İbrahim suresinden mesela
Estağfirullah. Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Bunları biliyorsak, Kur'an'dan ezberimiz çoksa, değişik okumak hep şahitlik eder. Bizi de Kur'an'la bütünleştirir. Yok. Kısa surelerden Elem Teray, İnna Atayna, İhlas onlar okunur. Efendim sonra rükû. Allahu Ekber, Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Semiallahu limen hamide. Rabbena ve lekel hamd. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la. Allahu Ekber. Allahümme afirli ve erhamni ve afini ve erzukni. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la. Allahu Ekber. Ettehiyyatü okuyoruz. Salli barikleri okuyoruz. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve attayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema sallet ala İbrahim ve ala el İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala el Muhammed. Kema barekte ala İbrahim ve ala el İbrahim inneke hamidun mecid. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nar. Bir rahmetke ya rahmer rahimin. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İki rekat namaz kıldık. Bir de elimizi açar dua da edersek. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı bağışla, kıldığım namazı kabul eyle, yapacağım duaları kabul eyle. Ümmeti Muhammed'e felah, ferahlık, güzellik, nimetlerini ihsan eyle. Ailemi, çocuklarımı, evladımı, ahfadımı, dini mübine, hadim eyle. Sırat-ı müstakimden ayırma. Geçmişlerime rahmet eyle. Hastalara şifalar ihsan eyle. Derde olan, borcu olan, darda olanlara kolaylık ihsan eyle. Şifalar ihsan eyle. Allah'ım her şeye kadirsin. Ya Rabbi yolundan ayırma. Dünya ve ahiretimi güzel eyle. Bildiğimiz duaları yapsın. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Ondan sonra camiyi gez. Ondan sonra git ilim halkasına otur. Ondan sonra git kitabını aç. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'ini aç. Ne oldu? Caminin hakkını ödedin. Namazda Allah'a yaklaşırız. Namaz derecemizi artırır. Her vesileyle namaz kılmak mümini Allah'ın güzelliklerine, iyiliklerine yaklaştırır. Kötülüklerden alıkoyar. Namaz, kuşluk namazı. Öğlene daha iki saat var. Kıl. Camiye girdin, kıl. Caminin yanından geçiyorsun. Orada git, abdestin var. Abdestsiz gezme. Namazını kıl. Evindesin, seccaden bir köşede devamlı dursun. İkide bir de toplama hatta. Mümkün mertebe. Temizle. Sadece secde yerini kapatsan yeter. Şöyle yapsanız yeter. Seccadeyi her zaman serip toplamak da bazen üşengeçlik oluyor. Şunu yap kardeşim. Bunu yap, dursun. Sen seccaden... Hatta bazı evlerde Resulullah döneminde aleyhissalatü vesselam mescit evin mescidi olurdu. Her evin bir mescidi olurdu. Yani ne demek? Namaz kıldığı bir köşesi olurdu insanların. Yani dua ettiğin, namaz kıldığın orada bir yerin olsun. Orası temiz olsun. Orada ne bileyim tesbihin olsun, takken olsun, başörtün olsun. Efendim üzerine giyeceğin kıyafetin olsun. Temiz, en güzel elbiselerle. Güzel kokularını oraya koy. Güzel kokularını oraya koy. Tertemiz kok. Pırıl pırıl, için dışın temiz olsun. Abdestini al, gusül abdestini, boy abdestini al. Bunlar güzel şeyler. Bunlar insanın kalbini yumuşatır, huzur verir, neşe verir. Parayla satın alınmaz bunlar, markette satılmaz. Çok alışveriş yaparak huzurun artmaz. Çok gezerek şifa bulamazsın. Bunlar huzur buradadır. Camidedir, sakinliktedir, sükunettedir. Hiç kimse görmüyor. Kimse bilmiyor. Gittin huzur içerisinde bir dua yaptın. Oradaki tadı, lezzeti ve karşılığını başkası sana veremez. Evet, bir telefon var. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Buyurun kardeşim. Ben size bir iki soru soracaktım hocam. Dinliyorum. Benim babam verdi. Para alıyorum. Kardeşlerim dargın duruyor bana para alıyor diye. Haram mıdır, helal mıdır? Babanız ne verdi size? Emekli, maaş. Babanızdan maaş alıyorsunuz.
Ölen babanızdan. O zaman sizin eşiniz yok, ölmüş ya da ayrıldınız. Öyle anlaşılıyor. Evet. Kardeşleriniz haram mı diyor? Bize de vereceğim diyorlar, darğın duruyorlar. Onlar evli, işleri var, düzenleri var. Bize de mi vereceksin diyor. Evet. Devlet onlara veriyor mu? Müsaade ediyor mu? Etmiyor. Size veriyor. Bu dul ve yetim maaşları dul olan hanımlara veriliyor. Bize de vereceksin demek, babanızın maaşını babanız miras bıraktı da oradan vermiyor ki devlet. Babası ölen bir insan mağdur oluyor. Ondan dolayı bu mağdur olmasın, o sizin hakkınız. Aslında babanızın hakkı değil. Yani babanızın bir parası değil o. O devletin size verdiği bir para, doğrudan senin obacım. Onda başkasının hakkı yok. Alırsa da hileyle, desiseyle, bilmem neyle de haram işlemiş olur. Günah işlemiş olur. Sen rızan olmadan verirsen günah işlemiş olur. Bir şey daha diyebilirim hocam. Söyle. Bir de biriktirip hacca gitmek istiyorum. Eşim yok. Gidebilir miyim? Bak, çoluk çocuğun varsa onları ihmal etme. Şimdi hacca gitmek de kolay değil. Korona var, hac çıkmıyor vesaire. Birilerini mağdur etme. Nasip olursa yerde yani gidebilir miyim? Gidebilirsin, kadınlarla grup yaparsınız. Efendim, güvenlik esasları vesaire olduğu zaman kadınlar hacca gider. Niye gidemesin? Diğer mezheplerde, Şafii mezhebinde zaten sıkıntı yok. Hanefi mezhebi yanında bir mahrem gerektirir. Varsa alırsın yanına oğlun, efendim işte ne bileyim damadın vesaire gibi birisini de alabilirsin. Yok, alamazsan da kadınlarla grup oluştunuz, gidersiniz inşallah. Peki, Allah hayırlı uzun ömürler, hac yapmak, umre yapmak hepimize nasip eylesin inşallah. Diğer telefonumuz hazır. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı sabahlar. İzmir'e hayırlı sabahlar selamlar. Hocam. İşte bak, kalkabiliriz. Evet, buyurun. Ben bu hastalığı için benim damadım çok içki içiyor evinde ama kimseye zararı yok. Onun getirdiği malzemeyi yiyebilir miyim benzetmeleri, onu sormak istedim. Bir dakika, bu hastalık dediğin ne hastalığı? Hani korona hastalığı için biz bir yere çıkamayız ya, 65 yaş üstü ya. Tamam. Yiyeceğimizi getiriyor, kapının ağzına koyuyor. Neyi biz koyuyor? Biz onu yediğimizde haram dediler. Acaba haram olur mu o içki içen getirdiği sonra? Damadın mı içki içiyor? Evet, evet. Damadın iş geçiyor, kendi evi var, kendi köyü var değil mi? Kendi yerine gidiyor. Tabii tabii, ama bize yemeklik getiriyor. Size hiç olmazsa adam o kadar günahını bir şeyden affettirmek istiyor. Daha ne istiyorlar yani, o damatla uğraşıyorlar. Bir de dediler ki haram onun getirdiğini yeme dediler de onun için. Damadımı içiyor ama kimseye bize zararı yok, kimseye zararı yok. Tamam, şöyle bir yanlışlık yapılıyor. Ya bu... Hani haramdan çalsa, çırpsa, çaldığını çırptığını sana verse sen onu bilerek yiyemezsin. Almayacaksın ama... Onu söyledim mi, kalbi kırılır değil mi? Ama bu adam helalinden kazanıyor. Fakat içkisi var, kumarı var ya da bilmiyorum, kumardan hani kazanırsa yiyemezsin de. İçkisi var diyelim ya da gıybeti var veya yanlış işleri var. Fakat kazandığı para helal. Sen de bunu biliyorsun. Onun getirdiği... Evet, ben de aynı dedim ama karşımda adam biri dedi bana böyle de işin içim işkillendi, sormak istedim sana. Hiç, hiç adama bahane bulmasınlar, yazık ediyorlar. Kimsenin günahını almasınlar. Onun getirdikleri sana helal olur. İnşallah o yaptığı hayır sebebiyle de Allah onu içki belasından kurtarır. Rabbim inşallah. Hocam bir şey daha soracağım. Peki. Bu içkiyi bırakmak için ne dualar yapabiliriz? İçkiyi bırakmak için ne duası? İçkiyi bırakmak için önce fiili dua. Fiili dua nedir? Çevresini, arkadaşlarını gözden geçirecek. İyi insanlarla, güzel koku satan yere gidersek üzerimize güzel koku siniyor. Efendim, körükçünün dükkanına giderse üzerine ateş sıçrar diyor Peygamberimiz. Onun için üzerine ateş sıçratacak kötü insanlarla gezmeyecek. Kötü mahalle, efendim orada insanlardan çevresini değiştirecek. Camiye, Kur'an'a, Allah'ın yoluna gidenlerle beraber gelir. Birincisi bu. Ondan sonra Kur'an okuyacak. Kur'an'ını okuyacak, malini okuyacak, tercümesini okuyacak, hadisleri okuyacak. İlim yoluyla kendini bilgilendirecek. Güzel sohbetlere gidecek.
Bunlar yapmadan hocam bir dua oku da bitsin. Ya Rabbi kötü alışkanlıklardan kurtarsın. Bizim diyeceğimiz o ama esas yapacakları var. Oldu mu? Peki. Hocam bunu ikinci evliliği benim kızımın bunu. He. Hiç arkadaşı yok. Arkadaş diye yok biri. Sadece emekli de evde. Kimsenin yanına değil. Arkadaş kızımın da dediğini her dediğini yapıyor ediyor. Sadece içiyor. Kimseye zararı yok. Bize de zararı yok. Sadece içtiği için sormayı istedim sana. Anladım. Be. Anladım. Allah kurtarsın. Rabbim şifalar versin. İçkiyi bıraksa onu istiyorum. Başka bir şey değil. Anladım. Tamam. İnşallah bırakır. O yaptığı hayırlar onun inşallah doğruyu bulmasına sebep olur. Dua edin siz de, biz de dua edelim. Rabbim yaptığı hayırlar sebebiyle bu kardeşimizi kötü alışkanlıklarından, buna benzer alışkanlığı olan bir arkadaşlar var. Bu meretten kurtulmak istiyorlar. Cenab-ı Hak tez zamanda kurtarsın. O aklı da efendim, nesli de, nefsi de mahvediyor. Allah kurtarsın diyoruz. Peki, WhatsApp sorumuz varmış. Hayırlı yayımlar. Sana müsaade edelim. Ben evet. Ayaklarımı kapıya uzatıp kılıyorum namazımı. Kabul olur mu? Dizlerimde platin var. Büküp kılamıyorum. Secdeye gidemiyorum. Evet. Hastaların namazını zaman zaman gösterdik. Hasta olan kardeşlerimiz namazları nasıl kılacaklar? Kıbleye dönme imkanı varsa kıbleye döner. Yere oturma imkanı varsa yere oturur. Yok yere oturduğumda kalkamıyorum. Bir sandalyeye, koltuğa, sedire oturacağım. Oturabilir. Onları oturduktan sonra rükûsunda eğilir, boynunu eğer. Secdede boynunu eğerek imayla namaz kılar. Ayakta durabilme imkanı varsa gücü yettiğince de ayakta durur. Namazı bu şekilde eda eder. Herhangi bir sakıncası yok. Ayaklarını kıbleye doğru da uzatabilir. Hiçbir sakıncası yok namazda. Allah kabul etsin inşallah. Kılmayanlara da nasip hocam etsin. Hayırlı günler. Hocam ben bir süredir iddiaya bulaştım. Kurtulmak istiyorum ama ne zaman bıraksam maaşı aldığımda tekrar iddiaya başlıyorum. Ve bu bende çok ciddi maddi hasara yol açıyor. Ve kaybettikçe agresifleşiyorum. Sevdiklerimi de kırıyorum bu sebeple. Ne yapmamı tavsiye ediyorsunuz? Yani kurtulmak istiyorum ama paçamı kaptırdım, bir türlü kurtulamıyorum. Evet, Allah korusun. Şimdi birincisi bu haramları cicili bicili reklam etmek çirkin bir şey, yanlış. Yani İstanbul'da yolculuk yapıyoruz sevgili kardeşim. Üst geçitlerin kenarlarında iddia burada oynanır yazıyor ya. İddia burada oynanır. Adres veriyor. Yani haram burada oynar, kumar burada oynar, çoluk çocuğun parasını getir buraya aktar. Böyle bir reklam olmaz. Bu çok çirkindir. Kumarın reklamı olmaz. İşte internette dolaşıyorsun, karşına kumar reklamı çıkıyor. Bunlar bir defa toplumda gençleri özellikle, darda zorda olanları da işte piyangoda gördük, camilerin etrafında bile. Kuyruklar oluştu piyango bilet almak için. Tuhaf bir şey. Bu haramdan insanlar ıslah olamazlar, felah bulamazlar. Bundan vazgeç. İki, hani bu bir takım alışkanlıkları bırakmak için eline insanın alternatif bir şeyler veriyorlar ya, el alışmış. Sizin de işte içinizde böyle duygular depreşiyor. O zaman başka bir alternatif bulmak lazım. Yani başka bir ne bileyim enstrüman çalmak gibi, başka bir hobilerle meşgul olmak gibi insanı daha hayırlı işlere sevk edecek, zamanını güçlü, kıymetli bir şekilde kullanacak alternatiflere gitmek lazım. Burada size de söylüyorum, içki müptelası olanlar gibi kumar oynayanlardan uzak durmanız lazım. Kumar oynamayan insanlarla arkadaş olacaksınız. Peki, telefonumuz var, alalım. Selamünaleyküm. İyi günler hocam. Hayırlı günler, buyurun. Hocam ben şifre için aramıştım. Ha, şifreyi bildiniz mi? Evet. Tebrik ederiz. Neydi bugünkü şifrelerimiz? Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Lut. Evet. Hazreti Şuayb. Hazreti Şuayb. Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim. Hazreti Davud. Hazreti Davud. Dört peygamberi sormuşlar arkadaşlar. Evet. Dört hocam. Peygamberi de siz şifreleri takip ederek buldunuz. Ve
Efendim ilk izleyicimize kalemli Kur'an hediye ediyoruz. Hayırlı olsun. Rabbim Kur'an'ın feyzine, bereketine kavuştursun. İnşallah. Bir de sorum olacak hocam. Peki sor. Hocam ben annemin adına soracağımı soruyorum. Buyurun. Zamanında dedem anneme altın takamamış. Evet. Altın takamadığı için de evinin yanında bulunan birazcık toprak parçası vermiş altın niyetine. Sonra demiş ki ben burayı gelinime veriyorum 5 altın yerine. Evet. Gün geldi, yani devir geçti, dedem öldü, toprak bağışma zamanı geldi. İki amcam bu anneme verilen yerden toprak aldılar. Anladım. Burada şahitleri varsa alamazlar. Ama işte tapusunu falan da vermediği için sıkıntılı bir burada verme var. Ondan dolayı şahitlerini ispat edebiliyorsa alan günahkar olur. Fakat kanunen yapacak da bir şey yok. İnşallah hakkını ahirette alır diyelim. Amcalarınızın yaptığı bilerek yaptılarsa yanlış. Ama şahidi yoksa onlar da haklarını isteyebilirler. Diğer hediye kazanan kardeşlerimiz de efendim Battal Kılıç Malatya'dan kazanmış. Bir başka kardeşimiz de dezenfektanı kazandı. O da efendim 3 kişiye bugün hediyemizi verdik. İsim belli mi? Meryem Güre'de. Hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Şifreyi takip ettiler. Rabbim inşallah malımıza, ömrümüze bereket versin. Bu saydığımız peygamberlerin yolundan ayırmasın. İslam'ın, Kur'an'ın hak yolundan bizi ayırmasın. Allahümme şmerdana ve rahmet mevtana ve stecib duana. Ya Rabbi hastalara şifa ihsan eyle. Dertlere derman ihsan eyle. Bolluk bereket ver, rızkımızı artır. Ya Rabbi ülkemize, milletimize her türlü nimetini ihsan eyle. Öfkesini, kızgınlığını yenecek gücü, kuvveti, iradeyi bizlere nasip eyle. Elimizden, dilimizden vesaire azalarımızdan her türlü tehlikelerden bizleri başkasına kötülük yapmayı muhafaza eyle, koru ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.